Konuşmama başlamadan önce Sivas, Başbağlar, Çorum, Maraş, Suruç ve Ankara Gar katliamı başta olmak üzere katliamlarda hayatını kaybedenleri saygıyla anmak istiyorum. Bir daha böyle katliamların işlenebileceği bir ortam halinde tutan devlet görevlilerinin de görevini yapmasını talep ediyorum. Eğer organizasyonlar bu ülkede bu katliamları yapabiliyorsa birileri görevlerini yapmıyor, göz yumuyor demektir. Göz yummadan bu katliamlar meydana gelmezdi. Söz aldığım bu madde ilişiği kesilen öğrencilerin tekrardan öğretim hayatına geri dönmesiyle ilgili. Bu olumlu bir gelişme genel olarak. Mutlaka eğitimin her şartta devam etmesine yönelik bizim de olumlu katkılarımız, desteğimiz var. Ama bu maddelerin içerisinde irtibat ve iltisak diye bir hep sevdiğiniz bir madde var. Eğer bir kişi bir suçtan dolayı tam hüküm giymediyse onu böyle bir tanımlamayla eğitim hayatından uzak tutamazsınız. Kaldı ki hükümlü olsa bile eğitimi sınavlarını kazanıp eğitim hakkı elde ettiyse eğitime devam edebilmeli. Burada çok önemli bir nokta var. Sahte belgelerle kayıt yaptıran öğrenciler meselesi. Nedir? Türkiye'de okurken yurt dışında bir liseye uzaktan eğitimle ben kaydoldum diyor. Sahte bir belgeyle gidiyor, mavi kart alıyor. Yurt dışında çifte vatandaşmış gibi muamele görüyor ve bunun sonucunda gözde üniversitelere, ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne, Çapa'ya, Cerrahpaşa'ya sınavsız hem de kayıt yaptırabiliyorlar. Ve bir çete organizasyonu maalesef bu işi takip ediyor ve bu işte çocukları da alet ediyor. Bunlar da bunun kapsamında yararlanacaklardı. Sahte belge nedeniyle ilişiği kesilen, kaydı silinenler de orada vicdanlı bazı kişilerin de devreye girmesiyle bizim de uyarılarımızla olumlu bir düzeltme olacağını umuyoruz. Umut ediyorum birazdan o önergede geçer. TUS sınavlarında daha önce sahtekarlık yapılıyordu. Nasıl yapılıyordu? TUS'ta biz gece gündüz çalışıp sınavı kazanmaya çalışıyorduk. Yurt dışına gitti geldi gösterilenler o sınavları girmeden istedikleri bölüme, en yüksek puanla girilen bölümlere yığınla geldiler. Burada çalışıyorken, burada devlet memuruyken sanki yurt dışında da çalışmış, eğitimi yarım kalmış gibi böyle sahtekarlıklara müsaade etmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işlere alet edilmemeli. Meclis de bu işe alet edilmemeli. Ekonomik sebeplerle gençler yarım bırakıyor eğitimlerini. Gençlerin mutlaka barınma sorunlarını çözmek gerekiyor. Onlara verilen kredilerin bedelsiz hibe olarak verilmesi gerekiyor. Biz burada Cengiz İnşaatların, Kalyon'un, Koli'nin bu alacaklarımızı, milyarlarca euro alacaklarımızı 30-40 yıl sonraya ötelenecek durumlara müsaade ediyorsak, ki hiçbirisine müsaade etmememiz lazım, ama bir kişiye hak tanınacaksa daha eğitim hayatının hemen baharında o paraya ihtiyaç duyup onu daha işe bile yerleştiremediğimiz kişilerden istememeliyiz. O gençlerden, o öğrencilerden bunu istememeliyiz. Bir yandan deniyor ki herkese iş bulmak zorunda değiliz. Ama o gençler okuduktan sonra o kredileri nasıl ödeyecekler? Hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Nasıl yuva kuracaklar? Bunu dert etmeyen bir iktidar olduğu müddetçe bu sorunlar çözülmez. Ama biz bu sorunları çözmek için geliyoruz. Her 5 öğrenciden sadece birine yurt veriyoruz ve o çocuklar yüksek faiz kira fiyatlarıyla ev bulmak zorunda kalıyorlar. Buna müsaade etmemek gerekiyor. 500'den fazla yüksek öğretim kurumunun akademik itibar, fakülte ve öğrenci oranı, bilgi aktarımı, uluslararası fakülte ve uluslararası öğrenci gibi 6 kriterle değerlendirildiği tabloda bir tane bile üniversitemiz yok. Bu utancı yaşatmamamız gerekiyordu. Bu durumda değildi Türkiye. Daha önce 2-3 üniversitemiz bizim bu listeye girebiliyordu. Tıp fakültesi, diş hekimliği ve hukuk gibi bölümlere çok sayıda böyle sahte kayıtlar oldu. Bunların sonlandırılması gerekiyor. Biz hekimlerin özlük haklarını iyileştirelim dedik, iyileştirmediniz. Hekimler en değerli olan diplomalarını dahi yırtar hale geldiler. Artık hekimlere hak ettiği göstergeleri vermemiz gerekiyordu. 6400'ü bile çok gördünüz bu düzenlemelerde.